Bu videoda iş, enerji ve enerjinin korunumu hakkında öğrendiklerimizi uygulayacağız. Bu öğrendiklerimizi mesela kaldıraç gibi basit makinalar üzerinde kullanacağız. Mekanik avantajın ne olduğunu öğreneceğiz. Bu gördüğünüz basit bir kaldıraç. Aynı bir tahterevalli gibi değil mi? Ve bu nokta kaldıraç üzerinde hareket etmeyen tek nokta. Bu noktaya destek noktası diyoruz. Evet, burası destek noktası. Bunu bir tahterevalli gibi düşünebilirsiniz ya da aynen ekranda gördüğünüz gibi bir üçgenin üzerinde duran uzunca bir tahta parçası bir kalas olarak da düşünebilirsiniz. Burada uzunca bir kalasımız var. Sağ ucunda ağırlığı 10 Newton olan bir yük var. Buraya kısaca 10 yazdım, birimi belirtmedim. Burada bulmak istediğimiz şey şu. Bu tahterevalliyi dengede tutmak için bu noktaya ne kadarlık bir kuvvet uygulamamız gerektiği. Sağ taraf objenin uyguladığı kuvvet yüzünden destek noktasını merkeze alacak şekilde saat yönünde hareket etmek isteyecek değil mi? Peki bu durumda ne kadarlık bir kuvvet uygulamalıyım ki kaldıraç dengede kalsın? Ya da aynı soruyu şöyle de sorabiliriz. Kaldıracı ters yöne hareket ettirmek için ne kadarlık bir kuvvet uygulamalıyız? Bakalım kaldıracı saat yönünün tersine döndürmeye kalktığımızda neler olacak? Sol uçtan aşağıya doğru bastırıyoruz ve 10 Newton çeken yükü kaldırıyoruz. Küçük bir deney yapalım. Aşağıya doğru biraz bastırdığımda neler oluyor bakalım. Bu çizdiğim harekete başladığımız pozisyonu temsil etsin. Hareketi tamamlayacağımız pozisyonu ise sarıyla çizelim. Şöyle bir şey olacak. Hareketin tamamlandığı pozisyon işte böyle bir şey olacak. Ve bir şey daha açıklayayım. Yazayım. Bu mesafe evet işte bu mesafe yani kuvveti uyguladığım noktanın destek noktasına olan uzaklığı diyelim ki 2 olsun. Destekten yüke olan mesafede 1 olsun. Aynen öyle olsun. Bu uzunluklar metre ya da kilometre cinsinden olabilir. Birim önemli değil. Aşağı doğru bir kuvvet uyguladım ve teta açısı kadar hareket ettirebildim. O zaman burası teta ise burası da teta olacak. Şimdi sorular şunlar. Bu biraz trigonometri hatırlamanızı gerektirecek. Evet, soru şu. Obje ne kadar yukarı kalktı? Bu mesafe, bu dikey mesafe ne kadar? Ve yükü bu kadar yukarı kaldırabilmek için diğer tarafa kuvvet uyguladığımda kaldıracın diğer ucu ne kadar aşağı indi? Buradaki mesafe ne? Evet, gelin bu mesafeleri bulalım. Bakın burada bir açımız var. Teta. Bu da açının karşısına gelen kenar. Karşı kenar başlangıç pozisyonu ile 90 derece açı yapıyor. Peki o zaman bu ne oluyor? Bu da komşu kenar. Evet o zaman burada elimizde ne var? Karşı bölü komşu var. Karşının komşuya oranı. Skah koko takako kısaltmamızı hatırlayalım. Karşı bölü komşu. Karşının komşuya oranı. Bu hangisine karşılık geliyor? Takako. Skah kokoh, takakodaki takakoya. Kısaltmanın başındaki ta tanjant demek, k karşı kenarın kısaltması, ko ise komşu kenarın kısaltması. Bu durumda teta'nın tanjantı şuna eşit olacak. Bu mesafe neydi? Şöyle diyelim. Bu yükü kaldırdığımız mesafeydi. Ve şimdi bu, yani tanjant teta, eşittir karşı kenar uzunluğunun komşu kenar uzunluğuna oranı. Yani yükü kaldırdığımız mesafenin bire oranı. Şimdi diğer tarafa geçip aynı şeyi yaparsak, yani kaldırıcın kuvvet uygulanan tarafına geçersek, tanjant yani eğim, karşı bölü komşuydu. Bu mesafeye kuvvet kolu diyelim. Burada karşı kuvvetin uzunluğu oldu. Komşu da 2 Burası hipotenüs olduğu için, tanjant teta, şimdi bu taraftaki üçgeni kullanıyoruz. Yine karşı bölü komşudan, kuvvet mesafesi bölü, 2 olacaktır. Şimdi burada tanjant teta'nın ne olduğunu bilmemize gerek yok değil mi? Çünkü bakın her iki tarafta tanjant teta'ya eşit. Burada çerçeve içine aldığım değerle, her neyse, o değer her neyse, diğer çerçeve içine aldığım bölümün değerleri birbirine eşit. O zaman şimdi bu eşitliği şöyle yazalım. Kuvvetin aldığı yol, bu aşağı doğru bastırdığımız zaman kaldıracın ucunun gittiği mesafe, bölü 2, eşittir. Yükün aldığı yol, yükün yukarı doğru aldığı yol, bölü 1. Bir. bir etkisiz eleman olduğu için yok sayabiliriz. Eşitliği içler dışlar çarpımı yaparak yeniden düzenlersek, bu örnekte kuvvetin aldığı yol, yükün aldığı yolun iki katı. Güzel bir sonuç. Buradan öğrendiklerimizle uyguladığımız kuvvetin büyüklüğünü bulabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın bu uçtan Belirli bir mesafe boyunca kuvvet uyguladığımda sisteme enerji vermiş olurum öyle değil mi? Yani iş yapıyorum. İş bu makineye enerji olarak transfer edilmiş olur. Makine ise bu enerjiyi yüke iletir. Yükün yukarı kalkması da makinanın yük üzerine yaptığı iştir enerjinin korunumu yasasını biliyoruz. Ve sürtünmenin herhangi bir enerji kaybının, ısı kaybının falan filanın olmadığını varsayarsak, sisteme yapılan iş, sistemden çıkan işe eşit olmalıdır. Sisteme yapılan iş nedir? Uygulanan kuvvet, çarpı kuvvetin uygulandığı mesafe, değişiklik olsun diye kırmızı ile yazayım, bu sistemdeki yapılan iştir. Bu da eşittir. Peki sistemden çıkan iş ne? çıkış ne? Kaldıraç yükü yukarı doğru kaldırmalı ki, yani yer çekimine karşı gelebilmeli ki ağırlık bu mesafeye çıkabilsin, yükselsin. Yükün ağırlığı için ne dedik? 10 Newton. Bu, yukarı doğru olan kuvvetin büyüklüğü. Peki bu kuvvet ne mesafeyle uygulanıyor? Yük hangi yüksekliğe çıktı? Buna da dw diyelim. Ve biz kuvvetin aldığı yolu, yükün aldığı yol cinsinden biliyoruz. df yerine 2 dw yazarsak, bu 10 çarpı dw'ye eşit olur. Her iki tarafı da 2 dw ile sadeleştirirsek, eşitlik şöyle olur. Kuvvet eşittir 10 dw bölü 2 dw, dw'lar gider, kuvvet 5'e eşit olur. Biraz karmaşık oldu ama sanırım anladınız. Genel olarak anladığınızı tahmin ediyorum. Bu 10 Newtonluk yükü sadece 5 Newtonluk bir kuvvet uygulayarak yukarı kaldırdım. Ama bunu bir de şöyle görelim. 5 Newtonluk kuvvetin uygulandığı mesafe, yükün kalktığı mesafenin iki katına eşit. Yükü kaldırmak için yükün yarısı kadar kuvvet uygularken, yükü kaldırdığım mesafeden iki kat fazla mesafe gitmem gerekti. Burada yük tarafında ise durum tam tersi, kuvvet yani ağırlık iki kat fazla ama kat edilen mesafe kuvvetin gittiği yolun yarısı. Burada olan şey şu. Kuvvetimi 2 ile çarpmış gibi oldum ve bu sebeple yoldan kaybettim. Kuvvetimi katladım çünkü 5 Newton uyguladım ve 10 Newton kuvvet elde ettim. Buna karşılık 10 Newtonlu kuvvet az yol aldı. Çünkü yapılan iş sabit. Buna mekanik avantaj ya da verimlilik diyoruz. Eğer uyguladığım kuvvet 5 Newton ve elde ettiğim kuvvetin büyüklüğü 10 Newton'sa verimlilik 2'dir. O halde mekanik avantaj elde edilen kuvvet bölü uygulanan kuvvettir. Sanırım bu eşitlik şimdi size daha anlamlı gelecek. Belki fark ettiğiniz başka bir şey ise mekanik avantaj ya da verimlilik bu uzunluğun bu uzunluğa oranıdır. Bunu tanjant alırken ve oranları hesaplarken gördük. Şimdi sanırım her şey daha bir anlamlı gelmeye başladı. Çünkü bu kuvvet çarpı bu mesafe, bu kuvvet çarpı bu mesafeye eşit olmalıdır. Ve yine artık biliyoruz ki yükün yukarı kalktığı mesafe kaldıracın yük tarafında kalan uzunlukla orantılıdır. Aşağıya doğru bastırdığımız bu mesafe ise kuvvet uygulanan nokta ile destek noktası arasında kalan parçanın uzunluğuyla orantılıdır. Şimdi size moment kavramını anlatayım. Toparlayacak olursak aslında tek öğrenmeniz gereken şey şu. Eğer destek noktamız buradaysa ve bu uzaklığa d1 bu uzaklığa da d2 dersek ve burada yukarıya doğru bir f1 kuvveti uygularsam ve burada da aşağıya doğru bir f2 kuvvetimiz varsa bu basit makinede f2 çarpı d2 eşittir f1 çarpı d1 olur. Ve tüm bilmeniz gereken de bu. Yapılan iş, çıkan işe eşittir. Bu eşitlik aslında yapılan işin formülü değil. Yapılan işin formülü aslında kuvvet çarpı bu mesafedir. Ama bu mesafe, bu mesafeye orantılı olduğu için böyle yazabilirim. İdrak etmeniz gereken şey bu. Ve buradaki değere, niceliğe, bu etrafını çizdiğim çarpıma fizikte moment denir. Bu konuyu başka bir videoda işleyeceğiz ve bir dolu mekanik avantaj, mekanik verimlilik problemi çözeceğiz. Görüşmek üzere.